Değerli Kanal 3 izleyicileri, başarılı iş insanlarını konuk ettiğimiz İşte İş İnsanı programında bu hafta Afyonkarahisar'daki yatırımları ve yurt dışındaki projeleriyle adından söz ettiren iş insanı Yunus Emre Şekeröz'ü konuk ediyoruz. Yunus Emre Bey ile olan sohbetimize başlıyoruz. Yunus Emre Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ediyoruz. Bizleri konuk ettiğiniz için biz de Kanal 3 ailesi olarak size teşekkür ediyoruz. Memnuniyetle. Sohbetimize sizi tanıyarak ve Yunus Emre Şekeröz kimdir bu konuda bilgiler alarak başlamak istiyoruz. Bize kısaca kendinizden bahsederseniz memnun oluruz. Elbette, elbette. 1980 doğumluyum ben. Çocukluğum, gençliğim Afyonkarahisar'da geçti. Uzun yıllar Afyonkarahisar'da çeşitli işlerde çalıştım. Her genç gibi sıfırdan başlayan, yeri geldi simit sattık, yeri geldi stadyumlarda çekirdek sattık, hayvan pazarlarında su sattık derken bir mesleğimiz olsun dedik. Hı hı. Uzun yıllar elektrikçi olarak çalıştım. Aynı dönem benim radyoculukla tanışma dönemime denk geliyor. Uzun yıllar radyolarda da, Afyon radyolarında da çalıştım. Tabii bu farklı meslek dallarında, farklı alanlarda çalışıyor olmak aslında bizi bir bakıma yoğurdu ve bugünkü Yunus haline getirdi. Çok tecrübe edindik, bilgi edindik abilerimizden, büyüklerimizden, ustalarımızdan, patronlarımızdan ve bugün olduğumuz noktaya geldik. Tabii ki anlatırken bazı şeyler kolay oluyor, evet. Yaşarken o kadar kolay olmuyor ama bunu özellikle izleyen genç izleyicilerimiz için söylüyorum. Çabalamadan, uğraşmadan, sabretmeden hiçbir şeye de sahip olunmuyor. Kesinlikle. Uzun yıllar Afyon'da yaşadıktan sonra bir dönem Ankara'da ticarete başladım. Orada ticaret yapmaya başladım. Ankara'daki dönemden sonra da 2008 yılında Amerika'ya taşındım ve Amerika hayatım başladı. Uzun yıllar Amerika'da yaşadım fakat Afyon bizim memleketimiz, ailem, kardeşlerim burada, aile şirketimiz var. Yine akrabalarımız burada, sürekli ziyaretlerimiz eksik olmadan geldik gittik. Memleketimizi seviyoruz, memleketimizin insanını da seviyoruz. Geldiğimiz noktada artık hem iş yaparken diğer taraftan da memleketimize, memleketimizin insanlarına nasıl faydalı olabiliriz, nasıl destek olabiliriz, onların vizyonunu nasıl açabiliriz, desteklerimizle onlara daha farklı iş imkanları, iş olanakları yaratabilir miyiz noktasında faaliyetlerimizi mümkün olduğunca sürdürmeye çalışıyoruz. Özellikle yurt dışında iş yapmak isteyen iş insanlarımıza buradaki sivil toplum kuruluşlarının da vasıtasıyla zaman zaman bir araya geldiğimiz toplantılarda neyi ne şekilde yapmaları gerektiğini, nasıl ilerlemeleri gerektiğini, yurt dışında özellikle de Amerika'da yapılması gereken bir şey varsa doğru insanlarla tanıştırma, doğru yerden başlama noktasında tavsiyelerde bulunuyoruz. Çok güzel. Onların da başarılı olduğunu görmek, ülkemizin ve şehrimizin ihracatının artıyor olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor, mutlu ediyor. Harika. Yunus Emre Bey, sivil toplum kuruluşlarında üye olarak da yer aldığınızı biliyoruz. Dolayısıyla iş insanlarıyla da iç içesiniz. Yurt dışında yatırımları olan bir iş insanı olarak Afyonkarahisar'da sanayici olmak, üretici olmak, yatırımcı olmak konusundaki düşünceleriniz, öğrenmek isterim bu konuda nelerdir? Elbette. Ben tabii hem yurt dışında yaşarken hem de Türkiye'ye geldiğim zaman bütün sektörleri yakından incelemeye çalışıyorum. Özellikle ithalat, ihracat noktasında Amerika'dan Türkiye'ye ne getirebiliriz? Türkiye'den Amerika'ya ne gönderilebilir? Hangi ürünler nerede daha ucuz, nerede katma değer daha fazla ortaya çıkıyor gibi inceliyorum. Türkiye'deki iş insanlarının tabii birazcık daha zorlukları var Amerika'ya göre. Bizde enflasyon biraz düşükken burada birazcık daha yüksek. Dolar kurunun tabii oynaklığı da iş yapmayı biraz zorlaştırıyor. Ticari anlamda tabii birçok zorluklar var koşullardan dolayı. Fakat Türkiye'de üretmek özellikle iş gücünün ucuzluğundan kaynaklı, üretime ve ham maddeye daha kolay ulaşmaktan dolayı birazcık daha avantajlı. Yurt dışında özellikle Amerika'da mesafeler birbirinden çok uzunken, özellikle nakliye noktasında, lojistikte çok büyük masraflar yapılırken, Türkiye'de bu birazcık daha masrafsız bir halde. Üretim yani aradığınız her şeyi, ham maddeyi ya da ürettiğiniz ürünü bir yere gönderirken bu tip maliyetleriniz oldukça düşük. İşçi maliyetleri de düşük. Aslında bakıldığı zaman, değerlendirildiğinde
Enerji maliyetleri de her ne kadar yüksek gibi gözüküyor olsa da diğer ülkelere kıyasla özellikle birim olarak bakmayıp da değer olarak bakıldığında ülkemizin aslında koşullar olarak, şartlar olarak sanayiciler için bir takım imkanlar var. Teşvikler çok fazla. Evet. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Özellikle yurt dışında ithalat noktasında, ihracat noktasında burada bir üretim yapıyorsunuz. Yurt dışında bir şube açmak istiyorsunuz ya da bir showroom açmak istiyorsunuz. O zaman devletin verdiği çok büyük teşvikler var. Bunları zaten biz Afyon'da sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, aynı zamanda Afsiyat üyesiyim, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da birlikte zaman zaman yaptığımız toplantılarda, istişarelerde, diğer iş insanlarına bu işi yaparken, bu yatırımı yaparken ne kadar yatırımı yaptıklarında fayda sağlayabileceklerini, ne kadar geri dönüş alabileceklerini, yaptıkları ürünü Amerika pazarına nasıl sokabileceklerini, her ülkede olduğu gibi diğer ülkelerde de farklılıklar var, kültür farklılıkları. Örneğin biz suyu soğuk içerken yurt dışında buz olmadan içmiyorlar gibi. Ya da işte biz küçük bardak kullanırken orada daha büyük bardaklar kullanılıyor. Eğer bir bardak üreticisiyseniz, yurt dışına satış yapmak istiyorsanız standartlarınızı ona göre uygun hale getirmeniz gerekiyor. Buna benzer tavsiyeler veriyoruz. Ama genel itibariyle Türkiye'de sanayici olmak şu koşullar altında birazcık zor. Devletimizin de mümkün olduğunca teşviklerle desteklediğini görüyorum ben. Umarım ülkemiz için ileriki dönemler çok daha iyi olur. Ama bütün bu sorunlardan çıkıp daha güçlü olabilmek için muhakkak ihracatı değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Artık dünya çok globalleşti. Dünyanın her yerine ürün satabilirsiniz. Dolayısıyla sadece Afyon'a ya da işte Türkiye'ye bağlı kalmadan dünyanın diğer pazarlarını da değerlendirmek, incelemek lazım. Bu kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Özellikle ülkemizde ve dünya pazarında iş yapış teknikleriyle alakalı bu bilgiler ışığında şunu sormak istiyorum. Sizlerin Yunus Emre Şekeröz olarak sıfırdan yarattığınız markalarla da şu an ticari faaliyetinize devam ediyorsunuz. Özellikle ticari faaliyet noktasında bu hikayeyi de dinlemek isteriz. Markaların yaratılması, bugüne gelmesi, bildiğim kadarıyla bayilikler yoluyla da işinizi geliştiriyorsunuz. Bu konuda neler söylersiniz? Çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Amerika'da biz Amerika'nın bütün eyaletlerinde ve önemli şehirlerinin hepsinde alışveriş merkezleri içerisinde şubesi olan bir firmayız. 62 tane şubemiz var. Birkaç tane de markamız var. Bunlardan birisi Alice's Candy. Türkiye'de Haribo benzeri düşünebilirsiniz. Bütün alışveriş merkezlerinde bayilikler kanalıyla büyüyen bir şirketiz. Diğer taraftan da Zumo Plus adında, Zumo İspanyolca taze sıkılmış meyve suyu anlamına geliyor. Amerika'nın da ikinci ana dili İspanyolcadır. Dolayısıyla çok fazla Meksikalı yaşadığı için orada böyle bir marka ismiyle ilerleme kararı aldık. Ve Zumo Plus, yani taze sıkılmış meyve suları ve bunun yanı sıra bir sürü artısı olan bir marka çıkaralım dedik ortaya. Bir kafe konsepti oluştu. Amerika, Türkiye'deki gibi kafe konseptine alışkın bir ülke değil. Sürekli farklılıklar yaratmak gerekiyor. Elbette pazarda yer almak istiyorsanız, herkesin yaptığı işi yaparsanız başarılı olma şansınız düşüyor. Biz de ülkemizde gördüğümüz, başarılı gördüğümüz modelleri inceledik. Amerika'da uygun gördüğümüz modelleri inceledik. Bunların birleşimiyle hem Amerika pazarına hitap edebilecek şekle getirdik. Lezzet anlamında, tat anlamında, menü anlamında, hem de dekorasyon anlamında oradaki insanların anlayabileceği ve tabii ki biz göçmen olarak oraya gittiğimiz için Amerika'da şu an tabii Amerika vatandaşıyım ben ama oradaki yerleşimde insanların da her ülkede olduğu gibi kalkıp da gözüne gözüne sokmak yerine o ülkenin isimleriyle, o ülkenin yabancılık çekmeyeceği ve rahatlıkla girip sizden alışveriş yapabileceği isimleri tercih ettik. Alice's Candy bunlardan birisiydi. Gençler bilirler, Alice'in Alice Harikalar Diyarı'ndan esinlenerek koymuştuk ismi. Zumo Plus'ı da ondan sonra koyduk. Asıl bizim tecrübeli olduğumuz ana konu marka yaratmak, markalaşmak ve bu markalarla da Amerika genelinde bayilikler vermek. Türkiye'den Amerika gibi bir ülkeye gidip sıfırdan başlayıp hiç dil bilmeden
oranın kuralını, kanununu öğrenmek, dilini öğrenmek ve orada bir yaşam kurmak elbette kolay olmadı. Bazen şimdi anlatırken insanlar da yanlış anlamasınlar. İş kurmak tabii ki herkesin istediği, herkesin hayal ettiği bir şey. İnsanlar bir noktaya gelirken elbette bir takım bedeller ödüyor. Biz de oralarda çok zorlandık. Özellikle dil noktasında, kültür noktasında, kural kanun noktasında. Burada kazanmış olduğumuz tecrübeler her ne kadar bize yeterli olmuş olsa da dil bilmedikten sonra ilerlemek mümkün olmuyor. İletişim her şeyin başında geliyor. Doğru. Şu anda biz ana dilimizde ne kadar güzel duygularımızı karşılıklı ifade edebiliyoruz, birbirimize geçirebiliyoruz. Ama orada farklı bir dil konuşuyorsunuz ve ne kadar iyi konuşuyor olsanız da farklı bir ülkeden geldiğiniz için farklı bir aksanla konuşuyorsunuz. Dolayısıyla biz bunları da geçebilmek için Amerika'nın yerlileriyle, yani Amerikalıları çalıştırmaya başladık. Profesyonel bir şekilde iletişim kurmayı başardık. Buna bağlı olarak da şu anki geldiğimiz noktaya geldik. Amerika'da daha büyük hedeflerimiz var. Özellikle Zumo Plus'ta 3000 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Harika. Şu anda kaç şube Zumo Plus? Şu anda 27 şubemiz var. 27 şube. Yeni bir marka, zaten daha 1,5 senelik bir marka. 1,5 senede 27 şubeye ulaştık. Hedefimiz 3000 şube. Fakat tabii edindiğimiz tecrübe de adım adım ilerlemek, birden böyle hadi hurra açalım, ondan sonra hadi bunu nasıl toparlayacağız diye yapmak yerine açalım, oturtturalım, sistemli bir şekilde ilerleyelim noktasındayız. Amerika çok büyük, Türkiye gibi değil. Bir eyaleti Türkiye büyüklüğünde. 400 milyon nüfusu var. İnsanların harcama alışkanlıkları Türkiye'ye göre en az 4 kat daha fazla. Bir de bunun üzerine dolar kurunu, kurdaki farklılıkları koyduğunuz zaman çok elverişli bir pazar haline geliyor. Dolayısıyla ben buradaki iş adamlarına da seslenmek istiyorum. Biz her türlü yardıma her zaman hazırız. Herhangi bir karşılık beklemeden markalarımızı, Afyon markalarını, Afyon'daki ürettiğimiz ürünleri Amerika'ya götürelim. Bir katma değer sağlayalım. Afyonlu faydalansın. Buradaki gençlerimiz öğrensinler ve ileriye yönelik ihracatımızı en üst seviyeye taşıyalım. Taşıyalım. Bunu yaparken de tabii birkaç şeye daha dokunmak istiyorum. Özellikle Amerika'ya gidip Türkiye'ye geldiğimde çok ilgimi çeken bazı konular var. Biz Türkiye olarak tabii yapılaşmada çok dar alanlarda yapılaşıyoruz. Afyon Kalesi'ne baktığımızda çarşı içine sıkışmış durumda. Bundan 40 sene önce nasılsa şu anda çarşı hemen hemen aynı. Amerika'da daha geniş alanlara yayılıyor insanlar ve daha geniş alanlara yayıldıkları için AVM'ler birazcık daha ön plana çıkıyor ve geniş alanlara yayıldığında bu bizim yaşamış olduğumuz buradaki o kalabalıklar, üst üste çıkmalar, insanların birbirine yakın olması vesaire gibi şeyler de arka planda kalmış oluyor. Tabii Afyon'umuzun vizyona çok ihtiyacı var. Özellikle yurt dışında neyi nasıl yaptıklarını, neyi doğru yaptıklarını inceleyip doğru olan şeyleri memleketimize getirmek bizim en büyük isteklerimizden bir tanesi. Bazen bakıyoruz böyle ya Afyon daha iyilerine layık diyoruz. Ama tabii ki bütün bunları yapacak olan değerli yöneticilerimiz, onlar da mutlaka bu konularda çalışıyorlardır. Bizim de yapabileceğimiz, destekleyebileceğimiz bir şey olursa seve seve memleketimiz için her zaman her şeyi yapmaya hazırız. Yunus Emre Bey, bu sözlerinizden de hem Afyonkarahisar'ı, ki neticede memleketiniz, hem Afyonkarahisar'ı hem Afyonkarahisarlıları ne kadar sevdiğinizi, memleketi ne kadar önemsediğinizi de görüyoruz. Yurt dışında ticari faaliyetlerine devam eden biri olarak Afyonkarahisar'la bağınızı koparmadığınızı da görüyoruz dolayısıyla. Yurt dışında ticari faaliyetlerin devam ederken yatırımlarınızın bir kısmını Afyonkarahisar'da yapıyor olmanız da memleketinizi, Afyonkarahisar'ı önemsediğinizi gösteriyor. Bu da güzel bir şey. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Özellikle hem Afyonkarahisar'da şehir dışında yatırımlar olan, hem de siz gibi yurt dışında yatırımlar olan sanayici ve iş insanları için memleketleri konusunda neler söylemek istersiniz? Ya ben şöyle söyleyeyim. Özellikle yurt dışında yaşadığı zaman insanlar birazcık daha tabii milliyetçi duyguları ön plana çıkıyor. Vatanını, ülkesini, memleketini özlüyor. İnsanların en güzel zamanları memleketinde geçirdiği zamanları, arkadaşlarıyla, komşularıyla, dostlarıyla, akrabalarıyla, kardeşleriyle birlikte geçirdiği zaman insanın en değerli zamanları bana göre. Dolayısıyla Afyon bizim kalbimizdeki yeri bambaşka. Buraya geldiğim zaman ben bütün stresimden, sıkıntımdan kurtuluyorum. Şimdi Afyon'u da tabii ayakta tutacak olan
güçlendirecek olan, daha güzel bir yere hale getirecek olan en önemli insanlar tabii sanayici iş adamlarımız, hı hı, esnafımız, yöneticilerimiz ve Afyon halkı. Ben bugün çok fazla seyahat ediyorum işlerden dolayı. Şehir dışına seyahate çıkacaksam bile benzinimi Afyon'daki benzinlikten alıp gidiyorum ki Afyon'a bir nebze bile olsa faydamız dokunsun diye. Mümkün olduğunca Afyon içindeki esnafın, Afyon'daki sanayicilerin birbirlerini desteklemek adına ticaretlerini Afyon içerisinde yapıp ihracatlarını Afyon dışına yapmaları tabii ki Afyon içerisinde paranın Afyon'da kalmasını, Afyonlu'ya yaramasını, evet, Afyon'daki diğer sanayicilerin, diğer esnafların büyümesini, buna bağlı olarak da daha fazla iş alanının açılması, nüfusun artması, buna bağlı olarak da tüketimin artması ve evet, katma değerinin artması. Bu da gerçek bir kalkınmaya olarak işaret edecek, evet, yani gerçek anlamda bir kalkınma, evet, sağlanmış olacak bu, evet, sayede. Evet. Afyon zaten çok büyümüş durumda, çok genişlemiş durumda. Önde ufak tefek engeller var. Biraz böyle ufak dokunuşlarla bambaşka bir noktaya geleceğinden çok eminim. Teşekkür ediyoruz. Bu iyi dileklerinize biz de katılıyoruz. Yunus Emre Bey, sohbetimize şu soruyla devam etmek istiyorum. Ticari faaliyetlerine yurt dışına devam eden bir iş insanı olarak Afyonkarahisar'ın ekonomisinin, üretiminin, istihdamının ve dolayısıyla gerçek manada kalkınmasının sağlanması adına sanayileşmesi noktasında neler söylemek istersiniz? Dışarıdan biri olarak bunu en iyi gözlemleyecek kişi de sizsiniz. Bu konudaki düşüncelerinizi almak isteriz. Teşekkür ederim. Şöyle düşünüyorum ben. Tabii yurt dışında birçok bölgeyi görmüş birisi olarak özellikle Amerika'da işim de gereği bütün eyaletleri, bütün şehirleri ziyaret etme, gezme, inceleme fırsatı yakaladım. Afyonkarahisar her zaman söylediğimiz gibi bütün yolların kesiştiği bir noktada. Aslında konum olarak çok avantajlı bir noktadayız. Bu avantajı da fayda getirir hale getirmek lazım. Birincisi lojistik anlamındaki dünyanın en büyük problemidir şu anda. Çok avantajlı durumdayız. Bulunduğumuz yer Türkiye'nin bütün yerlerine neredeyse kolayca ulaşım sağlanabilecek şekilde. Elbette çok büyük eksiklikler var. Atıyorum Afyon-İzmir yolu elbette bir elden geçmesi lazım. Afyon-Eskişehir yolu. Temelde kalkınma altyapısı olan ülkelerde daha hızlı oluyor. Afyon'un da birazcık daha kalkınma noktasında hızlı kalkınmasını istiyorsak öncelikle etrafımızdaki büyük şehirlerle olan bağımızı güçlendirebilmek için yetkililerin de tabii çabalarıyla yol sorununu bir öncelikli olarak çözmemiz lazım ki ne kadar yol sorunu ortadan kalkarsa sanayici o kadar rahat eder Afyon'da. O kadar kolay fuarlara gider, toplantılara gider. Oradaki insanlar Afyon'a gelmekten çekinmezler, gelirler. Yol zor olduğu zaman insanlar da Afyon'a gelmektense Kocaeli'ne gitmeyi tercih eder, İzmir'e gitmeyi tercih eder. Çok güzel yollar var orada. Burası için de umarım o şeyler yapılıyor olur. Bu önemli bir şey. İkincisi, benim son zamanlarda gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi, İstanbul biliyorsunuz bir deprem gerçeğiyle yüzleşti. Hı hı. Allah korusun, gecinden versin, inşallah olmaz böyle bir şey. Bir deprem olma olasılığına karşılık İstanbul'da çok büyük önlemler alınıyor. Buna bağlı olarak da İstanbul'daki sanayici, iş adamları kendilerine alternatif yeni yerler araştırıyorlar. Eğer ki Afyon'da özellikle organize sanayi bölgeleri genişletilirse, büyütülürse, yenileri açılırsa, hı, ve bu organize sanayilerde yurt dışından ya da şehir dışından gelecek olan yatırımcılara daha iyi imkanlar sağlanılırsa ve bu büyük firmaları Afyon'a getirmeyi başarabilirsek Afyon olarak biz ciddi anlamda bir başarı sağlamış oluruz. Hani krizi fırsata çevirmek gibi bir söylem vardır. Bu tabii burada belki çok doğru olmayabilir. Allah korusun, hı, deprem hiçbir zaman istemeyiz ülkemizin hiçbir yerinde ama böyle bir gerçek de varken sanayici insanlarımız da kendilerini alternatif araştırırken biz elbette Afyon olarak, Afyon halkı olarak, Afyon sanayicileri ve Afyon'daki yöneticiler olarak Afyon dışındaki sanayilerin, üretimlerin Afyon şehrine gelmesini çok arzu ederiz, çok isteriz. Diğer üretici firmaların, sanayicilerin, fabrikaların Afyon'da çoğalması doğal olarak Afyon'daki üreticileri de, Afyon'daki esnafı da, Afyon halkını da mutlu eder, sevindirir ve ekonomisini güçlendirir. Yarın bambaşka bir noktaya gelebiliriz. Bu noktada hızlı ve ciddi adımlar atılması gerektiğine inanıyorum. Ve gerekirse bir komisyon oluşturulup İstanbul'daki
büyük sanayicilerle birebir gidip biz sizi Afyon şehrimize davet ediyoruz, size bu tip olanaklar sağlıyoruz gibi bir takım teşvikler verilerek çok ciddi bir avantaj yakalanabilir. Bunu yapan bazı şehirler var. Hızlı bir şekilde biz de Afyon olarak, Afyon halkı olarak bunları yapıyor olmamız lazım. Tabii organize sanayisi gelişen, bir şehir doğal olarak esnafının da yüzünü güldürür, halkının da yüzünü güldürür. Çok daha iyi şartlarda, iyi koşullarda insanlar yaşıyor olur. Şu ekonomik durumda da bambaşka bir noktaya taşınmış oluruz. Taşınmış olur. Bu dileklerinize biz de katılıyoruz. Sanayileşme ve dolayısıyla kalkınma bu şekilde sağlanabilir dediniz. Üretim ve dolayısıyla sanayileşme bu şekilde sağlandığında aslında ihracatın özendirilmesi de önemli hale geliyor. Sohbetimizin içinde zaten kısmen değinmiştiniz. Ne üretilirse üretilsin aslında ihracat odaklı üretilmesinin dolayısıyla ülkeye kazandırılacak dövizin de ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu hepimiz biliyoruz. Bu noktada neler söylemek istersiniz? Aslında çok güzel özetlediniz. Evet, kesinlikle sanayinin tabii ki Afyon'a gelmesi çok önemli, çok mühim. Fakat üretilen ürünlerin, değer katılan materyallerin daha değerli hale getirilmesi için muhakkak yurt dışının değerlendiriliyor olması lazım. Bu illaki Avrupa ya da Amerika olması gerekmiyor. Etrafımızda birçok farklı ülkeler var, farklı ürünlere ihtiyaç duyan. Pazarı iyi analiz edip mümkün olduğunca Afyon'da üretilen ürünlerin tabii ki ülke içerisinde öncelikli olarak verilmesi, daha sonrasında üretim fazlası olan ürünleri ya da ihracata yönelik üretilen ürünleri de yurt dışına satmak bambaşka bir noktaya getirir. Çünkü çok büyük bir nüfus var hem Avrupa'da hem Amerika'da hem diğer ülkelerde. Pazarı bir Afyon'da 750-800 bin insanın yaşadığı yerde tutmakla milyarlarca insanın yaşadığı yere taşımak bambaşka. Az önce de söylemiştim, Amerika'da 400 milyon insan yaşıyor ve alışveriş alışkanlıkları diğer ülkelere göre en az 4 kat daha fazla. Evet. Bu direkt 1 milyar 600 milyon insan gibi değerlendirmeye çıkıyor. Dolayısıyla aradaki döviz farkını da değerlendirdiğimizde ülkemize, şehrimize çok büyük katkıları olacaktır. Biz, ben özellikle buradan bütün üreticilere sesleniyorum. Muhakkak yurt dışı seçeneklerini değerlendirsinler. Bu anlamda devletimizin de çok büyük teşvikleri var. O teşviklerden faydalansınlar ve yurt dışında muhakkak ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştirme çabasında olsunlar. Biz de mümkün olduğunca destekleyelim.